Hızlandırılmış LGS dershanesi şimdi %80 indirimde. LGS dershanesinde genel tekrar videolarıyla konu eksiklerini kapatabilir, sınava kadar 10.000'in 10 üzerinde soru çözümü yapabilir ve gerçeğini aratmayan LGS provalarıyla sınava hazır bir şekilde girebilirsin. Hızlandırılmış LGS dershanesindeki son fırsatı kaçırma. Detaylar Tonguçakademi.com'da. Herkese merhabalar. Yarınki matematik sınavına hazır mıyız? Sizinle beraber süper bir şekilde bir mini hazırlık yapacağız ve gerçekten de yarınki matematik sınavına süper bir şekilde hazırlanmış olacağız. Tekrar söylüyorum. Milli Eğitim Bakanlığı zaten bize her şeyi yayınladı. Senaryoları teker teker söyledi. Cebirsel ifadeler, doğrusal denklemler ve eşitsizliklerden sınavda çıkacak ve senaryolarda hangi sorulardan ne düzeyde çıkacağını bile örnek sorularla bize açıkladı aslında. Ve biz de bunlara uygun bir şekilde sizinle beraber Senaryolardaki örnek soruların çok benzerlerini çözeceğiz ve buradaki sorulara aşina olursak yani alışkın olursak çok rahat bir şekilde gerçek sınavda da başarılı olabiliriz. Buradaki sorulara çok benzer soruları sınavdan hemen önce çözersek ve gerçekten de kafamıza yatırırsak aslında bunlara benzer çıkacak sınavda ve tekrar söylüyorum Milli Bakanlığı her kazanımdan belli bir soru soracak ve biz de bunlara uygun sizinle beraber soruları çözeceğiz diyorum ve burada aslında örnek sorularımızdan da birkaç tane kesit var. Burada Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı sorulara benzer soruları Tekrar söylüyorum ve e, yazılı notlarımız bizim en büyük yardımcımız tekrar söylüyorum yazılı notlarından da sayfaları ihmal etmeyin burada sayfa... 30'dan başlayacaksınız ve sınava çalışırken sayfa 30'dan yazılı notlarından 44'e kadar lütfen tekrarınızı yapın ve yazılı denemeleri olan arkadaşlarımız için de yazılı denemelerinde de gerçekten çok güzel provalarımız var. 4 tane provamız var burada gözüktüğü gibi pardon 3 tane provamız var sayfa 28'e kadar yazılı notlarındaki provaları yapın lütfen diyorum ve hemen 17-28 arası diyorum ve hemen sınavımıza geçiyoruz. İlk sorumuzla beraberiz. Kare şeklindeki bir kağıt aşağıdaki gibi dört bölgeye ayrılmıştır. Sarı, mavi, kırmızı bu şekilde bölgeler ayrılmış. Sarı ve kırmızı bölgeler karesel, mavi bölgeler ise dikdörtgensel bölgedir demiş bize. Buna göre sarı, kırmızı ve mavi bölgelerin alanları santimetre kare cinsinden veren cebirsel ifadeyi yazınız demiş. Çok basit. Hemen sizinle beraber diyeceğiz ki bir kere sarı bir kareymiş, kırmızı bir kareymiş, maviler dikdörtgenmiş. Şimdi kare ise burası x artı 3 ise burası x artı 3 olmak zor. Zorunda. Burası 3x artı 2 ise burası 3x artı 2 olmak zorunda. Zaten bunlar kare olduğundan anlayabiliyoruz Ve bunun alanları mesela sarının alanı dediğimiz zaman hemen yapalım sarının alanı. 3x artı 2'nin karesidir aslında. Hatta bunu açarsak da 9x kare yani bunun karesi artı bunun karesi yani 4 Artı bir de bu ikisinin çarpımının iki katı vardı. İkisinin çarpımı 6x eder, iki katı 12x eder ve bu şekilde sarı bölgenin alanını bulmuş oluruz diyoruz. Ardından kırmızı bölgeyi hemen burada yapabiliriz. Çünkü bu da kare olduğu için basit. x artı 3'ün karesi şeklinde bulunabilir. Yani tam kare özdeşliği. Tam kare özdeşliğine göre x'in karesi artı burada 3'ün karesi yani 9'u yazıyorum bir de bu ikisinin çarpımını iki katı yazıyorum 3x çarpı 2 6x yani x kare artı 6x artı 9'dur diyorum kırmızı bölgenin alanına. Şimdi geldik mavi bölgenin alanına mavi bölgede hemen şöyle düşüneceğiz diyeceğiz ki burası aslında 3x artı 3 ise burası da x artı 3'tür diyeceğiz. E, ee, aynı şekilde burası x artı 3 ise burası da x artı 3'tür diyeceğiz. Bunlar basit belli. Ve burası 3x artı 2 ise burası da 3x artı 2'dir. Ve burası da 3x artı 2'dir. Dolayısıyla aynı şekilde mavi bölgenin alanı aslında bu ikisinin çarpımıyla bulunur. O zaman ben buraya yazıyorum. Mavi bölgenin da x artı 3 çarpı 3x artı 2'dir ve burada aslında öğrendiğimiz en önemli kurallardan bir tanesi özdeşliklerin daha doğrusu cebirsel ifadelerin çarpımı. Bununla bunu çarpımı, bununla bunu çarpımı ve ikincisiyle de her ikisine dağıtıyorum. Hemen ne yapıyoruz? x ile 3x'in çarpımı 3x kare diyorum. x ile 2'nin çarpımı artı 2x diyorum. 3 ile artı 3 ile 3x'in çarpımı artı 9x diyorum. Artı 3 ile artı 2'nin çarpımı da artı 6 diyorum. Sonra benzer terimler çıktı burada. Aman bunları ihmal etmeyelim sınavda da. 3x kare artı bu ikisinin toplamı 11x artı 6 da mavi bölgenin alanıdır diyorum. Dolayısıyla bütün bölgeleri teker teker bulmuş olduk. Ve şimdi yeni sorumuza geçtik. Aşağıda verilen kare ve dikdörtgenin santimetre kare cinsinden alanları birbirine eşittir demiş. Tamam kare ve dikdörtgen. E, bu, buna göre dikdörtgenin uzun kenar uzunluğunun santimetre cinsinden veren cebisel ifade. Şimdi bir kere bu 9, 9x artı 3 ise burası 9x artı 3'tür. Bunu bilmiyoruz. Bunu bilmiyoruz. Şimdi demiş ki bize bunun alanı ile bunun alanı birbirine eşitmiş. Hemen yazıyorum. 9x artı 3 çarpı 9x artı 3 yani 9x artı 3'ün karesi de yazabilirim ama bu şekilde yazayım bir şey yapacağım çünkü ben buradan sonra. Uzun kenar çarpı kısa kenar yani 3x artı 1'dir. Şimdi aslında bunun alanı ile bunun alanı birbirine eşitmiş. Peki bu 9x artı 3 bana gerçekten çok enteresan yakın geliyor buna. O yüzden diyorum ki 9x artı 3'ü paranteze alayım. 9x artı 3 aslında 3 parantezin alınabilir. 3 parantezinde e, 3'ü neyle çarparsam 9x olur? 3x ile. 3'ü neyle çarparsam artı 3 olur? Artı 1 ile. Dolayısıyla 3 parantezinde 3x artı 1'dir aslında 9x artı 3. Çarpı bu da aynı şekilde 3x artı 1'dir. Eşittir diyorum sonrasında soru işareti çarpı 3x artı 1 diyorum. Ya kardeşim her tarafta 3x artı 1 var. Birer tanelerini böyle sadeleştirebiliriz. Bunda da var bunda da var. O zaman birbirlerini götürürler. Ve son durumda 3 kere 3 9 çarpı 3x artı 1 kalır burada. Eşittir soru işareti olur ki bizim aradığımız şey soru işareti zaten ve bunu dağıttığım zaman da ne olur? Hemen 27x artı 3 olur diyorum bizim aradığımız uzunluğa diyoruz ve hemen yeni sorumuza geçtik. Ali parasının 4'te 3'ünün 30 TL fazlasıyla kalem almıştır demiş. Ali'nin geriye 50 TL parası kalmıştır. Buna göre Ali'nin başlangıçta kaç Türk lirası olduğunu denklem kurarak bulunuz demiş. Şimdi Ali'nin başlangıçta kaç Türk lirası olduğuna x diyelim. Parasının 3 bölü 4'ünün yani 3x bölü 4'ün 30 TL fazlasıyla kalem almış. Ve bunu aldıktan sonra 50 TL'si kalmış. Demek ki e, parasını parasını 50 TL daha ekleseydik aslında gerçek parasını bulacaktık. Yani denklemi şöyle kuruyorum. Bu neyin parası? ...kalemin parası. Ve 50 TL'de kalan parası... ...kalan parası ve bu da... ...Ali'nin tüm parası... ...ediyor diyoruz. Ha bunu farklı... ...bir şekilde de kurabilirsiniz. Derseniz ki... ...Ali'nin tüm parası bu kadardı. Bundan... E, ...3x bölü 4... ...artı 30... ...kalem parasını çıkardı... ...ve 50 TL'si kaldı. Aynı şeydir... ...hiçbir farkı yok. İkisinden... ...bir tanesini çözebiliriz. Ama bu daha kolay oluyor... ...çünkü burada parantezle maranteze uğraşmıyoruz. Şimdi... Ali'nin kaleme ödediği para artı kalan parası eşittir tüm parasıydı. Şimdi burada ne yapıyoruz? Aslında bütün paydaları eşitliyoruz. Bunun paydası birdir, bunun paydası birdir, bunun paydası birdir. Ve hepsini dörtle genişletiyorum ki bütün paydalar 4 olsun ve bunlardan kurtulayım. O zaman şimdi diyoruz ki 3x bölü 4 artı 120 bölü 4 artı 200 bölü 4 eşittir 4x bölü 4 diyorum ve bütün 4'ler aynı olduğu için hiçbir manası kalmıyor. Ve son durumda denklemimiz şuna dönüşüyor. 3x artı 320 eşittir 4x ediyor. Artı 3x'i karşıya geçiriyorum. 320 eşittir 4x eksi 3x ediyor. x eşittir 320 TL çıkıyor Ali'nin parası diyoruz ve yeni sorumuza geçiyoruz. Aşağıdaki kare düzlemde KLMNP noktaları verilmiş demiş. Bu kare düzleminde P noktası orijin olacak şekilde bir koordinat düzlemi yerleştiriliyor. Bunların noktaların koordinatlarını bulundukları bölgeleri yazınız demiş. Şimdi burası orijinmiş. P noktası orijinmiş. O zaman hemen koordinat sistemimi çiziyorum. Şöyle diyorum. Sonra böyle çiziyorum. Burası orijin olduğu için sıfıra sıfır noktası burasıymış. Şimdi bunu çizdikten sonra diyorum ki bak burası hemen ne çıkıyor? 1, 2, 3, 4, 5 diye devam ediyor. 1, 2, 3, 4, 5. Burası 1, 2, 3. kat, 4. kat, 5. kat diye gidiyor. Bu eksi 1. kat, bu eksi 2. kat, bu eksi 3. 4 eksi, eksi diye devam ediyor. Eksi 1. kat, eksi 2. kat, 3 ve 4 şeklinde devam ediyor. Şimdi bunu yazdıktan sonra çok çok basit. Neden? Çünkü K noktasının koordinatını yazalım şimdi. K noktası, x'ini söyleyelim. X'i burada, 3 eksi 3 virgül. Neden? Çünkü herhangi bir noktayı yazarken ben ilk başta x'ini sonra y'sini yazmam gerekiyordu. x dediğim bir şey de burası, y dediğim bir şey de burası. x'in diğer adı apsis unutmayalım. Bunun diğer adı ordinat bunu da unutmayalım. Aslında koordinat sisteminin geldiği şey kelime koordinat ordinattan geliyor. Dolayısıyla eksi 3'e x'in eksi 3 y'si de yani yerden yüksekliği de ben y'ye yükseklik diyorum aslında. Üçüncü katta o zaman eksi 3 virgül -3, 3 şeklinde yazıyoruz K noktasını hemen diğer nokta yazalım L noktasına bakalım Bu arada K noktasının bulunduğu bölgeyi yazarken de şöyle yapıyoruz Bu bölge birinci bölge Bu sarıyla taradığım bölge birinci bölge Ardından ardından hemen diğer şu bölgeye bakalım pembe ile taradığım bölge ikinci bölge ki K noktası ikinci bölgede bunu da yazmış olduk Şimdi L noktasını yazacağız ee, diyorum ki, burası bir, burası ikinci bölge, burası üçüncü bölge bu arada, bu da dördüncü bölge şeklinde devam ediyor. L noktasının koordinatlarına bakalım. X'i 5'e denk geliyor. Sağa 5 tane kaymış. Yüksekliği de yerden 4. Yani 5,4 şeklinde yazıyorum ve birinci bölgede olduğunu net bir şekilde söyleyebilirim diyorum. Devam edelim. M noktasına geçelim. M noktasına geçelim. M noktasının x'i sağa doğru 3 kaymış belli. Ve aşağı doğru da 2 aşağıymış. Eksi ikinci katta. O zaman 3 virgül eksi 2 diyorum. Ve bölgesi de dördüncü bölge şeklinde yazıyorum. Bunu Roma rakamlarıyla genellikle gösteriliyor. Ve en son olarak da N noktasına bakalım. N noktası x'i eksi 2, y'si eksi 3. Eksi 2 virgül eksi 3 diyoruz ve üçüncü bölgede diyoruz. Zaten üçüncü bölgede ikisi de eksi olur. Unutmayalım. Birinci bölgede ikisi de artı olur. Bunlar önemli kurallar diyoruz ve hadi bakalım o zaman. LGS'ye son düzlükte artık sahne full denemecilerin her aşamasında dozu arttırarak ilerleyen doz denemeleri, LGS tarzı sorularla 3 tam denemeden oluşan geri sayım denemeleri, sınav hazırlığında net arttırma odaklı tasarlanan ana denemeleri ve seni bir üst seviyeye çıkaracak olan hızlanma denemeleriyle tüm derslerde hedeflediğin netlere ulaşabilirsin. Denemeler sana en yakın Tonguç kitapçısı ve tongucmaza.com'da. Yeni sorumuza geldik. Doğrusunun grafiğini çizerek eğitim, 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 bulunuz demiş. Eğer bir doğrunun grafiğini çizmek istiyorsak hemen amenoyu yapacağız. X ve Y'yi böyle yazacağız. Sonra X'e 0, sonra Y'ye 0 diyeceğiz. İlk başta X'e 0 dediğimizde ne olacak? Şimdi eğer biz bunu yaptıktan sonra X ve Y'yi yazdıktan sonra X'e 0 dediğimiz zaman Y ne oluyor dediğimiz zaman diyeceğiz ki burayı kapatıyorum denklemde. Y eksi 8 eşittir 0. Hemen yazıyorum. Y eksi 8 eşittir 0 ise Y eşittir 8'dir. O zaman ben buradaki yere 8 yazabilirim. O zaman 0'a 8 ilk noktamız. Diğer noktayı seçmek için de Y'ye 0 veriyorum. O zaman bunu kapatıyorum denklemde. 4x eksi 4x eksi 8 eşittir 0'dan 4x eşittir 8 çıkar. X eşittir 2 çıkar. Dolayısıyla burası da 2 çıktı ve son durumda 2'ye 0 ile 0'a 8 noktalarını bulmam gerekiyor. Hemen koordinat sistemini çiziyorum. Koordinat sisteminde X ve Y'yi gösteriyorum. Bunlar sınavda kesin karşımıza gelecek sorular bu arada. Dolayısıyla 0'a 8'de Y'si 8 olan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yani bu noktayı seçmem gerekiyor. 8 yazıyorum. X'i 2 olan 2'ye 0, 1 2 yani bu noktayı seçmem gerekiyor diyorum ve bu iki noktayı sonrasında birleştiriyorum. Bir doğru çizer gibi birleştiriyorum ve aslında doğrumuzu çizmiş olduk diyoruz. Şimdi bu doğrumuzu çizdikten sonra diyoruz ki şuradan bir üçgen oluşturalım. Şu üçgen aslında bizim eğimimizi bulmaya yarayacak üçgendir. Eğimimizi bulmaya yarayacak üçgenin dik yüksekliği bölü yatay yüksekliği nedir diyoruz? dikey bölü yatay diyorduk. Burası 8 birim zaten belli. Sıfırdan 8'e gitmişiz. Burası da 2 birim zaten belli. O zaman eğim dediğimiz şey, eğim dediğimiz şey aslında 8 bölü 2'dir. 8 bölü 2'dir ama burada dikkat edeceğiz. Doğrunun eğimini alıyor arıyorsak eğer doğrunun eğiminde şu kuralımız var. Aman dikkat, aman dikkat. Eğer bir doğru sağ yukarı doğru gidiyorsa eğimi pozitiftir. Eğer bir doğru sol yukarı doğru gidiyorsa eğimi negatiftir. Bu çok önemli kural. Dolayısıyla bu sol yukarı doğru gittiği için eksi 8 bölü 2 diyoruz. Yani eğimimiz eksi 4'müş diyoruz. Zor sorular, önemli sorular bunlardan sınavda gelecek. Bunun dışında eğimi bulmak için diğer bir yöntem ise y'yi yalnız bırakıp eğimi bulmaktır. O da şuraya hemen hızlıca anlatıyorum. Y artı 4x eksi 8 eşittir 0 bu artı 4x ve eksi 8'i karşıya geçiririm. Y eşittir eksi 4x artı 8 olur. İşte bu durumda, y yalnız kalmışken, x'in başındaki katsayı yani Eğim budur diyebiliriz. Bu da ikinci bir, ikinci yöntem diyorum. Hangisini seçerseniz seçin fark etmez diyoruz. Üçgenden de yapabiliriz, buradan da yapabiliriz. Doğru denkleminden iki yöntemle de bulabiliriz diyoruz. Bir iş yerindeki fotokopi makinesinde 40 gram toner ile... Toplam bin sayfa çekim yapılabilmektedir demiş. Başlangıçta içinde 40 gram toner olan makineyle her gün 100 sayfa fotokopi çekilmektedir. Buna göre geçen süreyle makinede kalan toner miktarı arasındaki ilişkinin tablosunu oluşturup... ...denklemini yazınız demiş. Hemen tablo oluşturuyorum. E, süre, süre ve kalan toner. Zaten bize bunu söylemiş. Kalan toner tablosunu oluşturmak için şöyle yapıyorum. Diyorum ki... Başlangıçta... Yani süre sıfırken daha hiçbir şey geçmemişken aslında 40 gram tonerimiz varmış diyoruz. Ne demişti bize geçen süreyle e, makinede kalan toner miktar. Sonrasında bu toner azalacak, yavaş yavaş azalacak. Peki ne kadar alacak? Her gün her gün 100 sayfa fotokopi çekilmektedir ve toplam 1000 sayfa fotokopi çekilebiliyormuş. O zaman aslında süreyi gün olarak e, tasarlarsak birinci gün, ikinci gün üçüncü gün böyle böyle devam edecek ve onuncu güne kadar gelecek. Onuncu gün aslında o bin sayfa her gün yüz sayfası çekilirse on günde bu tener biter. Çünkü kırk gram bin sayfaya yetiyormuş. O zaman yüz sayfa çekilirse her gün on günde biter bu. Bin bölü e, yüze göre buldum aslında. On günde biter. Dolayısıyla on günde kalan toner sıfır olacak. O zaman eğer 10 günde 40 gram harcanıyorsa her gün 4 gram harcanıyor. Dolayısıyla değişim e, 4'tür. O zaman kalan toner 36'ya düşer, 32'ye düşer, e, 28'e düşer. Böyle böyle devam eder ve sıfıra düşer. Hatta diğerlerini de yazabiliriz Bu tabloyu oluşturduktan sonra diyorum ki geçen süreyle makinede kalan toner miktarı arasındaki ilişkinin tablosunu oluşturup denklemini yazınız. Denklem nasıl yazılıyordu? Y eşittir başlangıç başlangıç artı veya eksi değişim ama birim değişim dikkat edelim çarpı x'e hesaplanıyordu. Değişim dediğimiz şey birim zamanda birim zamanda olmalı. Birim zamandaki değişim. Hemen yazıyoruz denklemini. O zaman y eşittir diyorum. Başlangıçta 40 vardı. Azalarak ilerleyen bir grafik eksi e kaçar kaçar azalıyor? Dörder dörder azalıyor. O zaman 4 çarpı x diyoruz. Çünkü bir günde 4 e, gram azalıyormuş. Dolayısıyla y eşittir. 4 eksi 4 x'tir. Değişimin grafiği diyoruz. Ve bu bizim için toner kalan tonerdir. Kalan toner miktardır. Bu da süre yani gün sayısıdır diyoruz. Yani mesela desek ki 10 gün geçerse 40 eksi 4 çarpı 10 sıfır kalır. Veya 2 gün geçerse... 40 çarpı 40 eksi 4 çarpı 2, 4 çarpı 2 8 eder, 40 eksi 8 de 32 eder. Evet doğru. Tablomuza uygun bir e, grafik e, denklemi bulduk. Aşağıda verilen ifadeler uygun matematik cümleyi yazın demiş. Yaz aylarında Adana'da hava sıcaklığı 30 dereceden fazladır demiş. O zaman yaz aylarındaki Adana'daki hava sıcaklığının 30 dereceden fazla olduğunu bu şekilde gösterir. X büyüktür 30'dur. Basketbol takımındaki öğrenciler boyu en az 1.82'dir. O zaman demek ki bunların boyu 182 santimetreden büyüktür aslında ama 182 santimetre de olabilir o yüzden büyük veya eşittir diyeceğiz. Bir sayının yarısının hatta şöyle düşünelim. 30 dereceden fazla dediğin zaman ne olabilir? 31, 32, 33, 34 böyle devam eder değil mi? İşte aslında bu buna uyuyor. Veya 182 en az dediği için 182 olur, 183 olur, 184 olur. Yani bu buna uyuyor mu kontrol edebilirsiniz sorudan. Bir sayının yarısının 20 fazlası 55'ten büyüktür. Bir sayının yarısının 20 fazlası 55'ten büyüktür, büyüktür 55. Yani 56, 57, 58 olabilir. Buna uyuyor mu? Evet uyuyor. Kontrol e, denklemini de buradan kafadan yapabilirsiniz diyorum. Ve hemen yeni senaryonun sorularına geçtik. Yani ikinci senaryonun sorularına geçtik. Birinci senaryoda farklı sorular vardı. İkinci senaryoda birazcık daha farklı sorular vardı. O farklı soruları aldık burada da. Aşağıdaki şekilde AKLM bir kare ve ABC'de bir dikdörtgen demiş. KL eşittir 6x artı 4 demiş. 6x artı 4 demiş. E, ee, BK eşittir 4x artı 2 demiş. BK 4x artı 2 demiş. Tamam. AD'ye de 3x artı 1 demiş. AD dediğimiz yeri de 3x artı 1 demiş. Buna göre sarı bölgenin alanını santimetre kare cinsinden veren cebisi ifadeyi bulunuz demiş. Şimdi bu bir kareydi zaten. Burası 6x artı 4 ise burası da 6x artı 4'tür. Bunu unutmayalım. Tamam bunu yazdık. Peki burası 6x artı 4 ise burası da 6x artı 4'tür. Bunu da unutmayalım. Tamam. E o zaman bu aradaki şu AB aslında 6x artı 4'ten benim 4x artı 2'yi çıkartarak bulabileceğim bir şeydir. Zaten bunları alt da çıkartabilirim ama şöyle mesela 6x artı 4, 4x artı 2, bunları çıkardığım zaman 2x artı 2 kalır. Ama şöyle dağıtarak çıkarmayı unutmayın ama dikkat, et. eksiyle dağıttığım zaman. 6x artı 4 eksi 4x eksi 2 olur. Yani aynı sonucu ulaşırız. Ben her türlü yöntemi göstereyim de hangisi kolayınıza gelirse. O zaman burayı bulduk. 2x artı 2. Şimdi bize ne soruyordu? Sarı bölgenin alanını veren ifadeyi soruyordu. Şimdi sarı bölgenin alanı aslında bütün alandan şu güdüğü çıkartarak bulunuyor. Dolayısıyla bu bütün alanı bulacağız. 6x artı 4'ün karesi. Hemen ne yapıyoruz? 36x kare bunun karesi. Artı bunun karesi artı 16 artı bu ikisinin çarpımının ilk katı tam kare. Bu ikisinin çarpımı 24 x'tir. 2 katı 48 x'tir. O zaman bütün alan bu. Bundan neyi çıkarmam gerekiyor? Şu güdüğün alanını. Şu güdüğün alanında 3 x artı 1 ile hop 2x 2 x artı 2'yi çarparak buluyorum. Ve bunları dağıtarak yapıyorum aslında. Taktuk taktuk. Hemen dağıtalım. E, ee, bunları dağıttığım zaman ne oluyor? 3 x çarpı 2 x 6 x kare. Ee, 3x çarpı artı 2 artı 6x. Artı 1 çarpı 2x artı 2x. Artı 1 çarpı 2 artı 2. Dolayısıyla bu ikisi benzer terim olduğu için artı 8x eder. Unutmayalım. Dolayısıyla neyi çıkarmam gerekiyormuş? 6x kare artı 8x artı 2'yi çıkarmam gerekiyor. Bundan asla çıkarmam gerekiyor. O zaman bundan çıkartırsak bir kere bu eksiliği her tarafa dağıtacağımıza aman hakim olma ama direkt 6 alt alta çıkartıyoruz Bundan bu çıkarsa 30x kare kalır. Bundan bu çıkarsa artı 40 x kalır. Bundan bu çıkarsa artı 14 kalır. İşte bu cevaptır diyorum. Bu alanı sarı alanı ifade eden cebirsel ifade diyoruz. Aşağıdaki dikdörtgen 3 bölgeye ayrılmıştır. Birinci bölge karesel, 2 ve 3. bölge dikdörtgensel bölgedir. Burası kareymiş, diğerleri dikdörtgen. Tamam, birinci bölgenin alanı 25x kare artı 10x artı 1. Bunu gördüm ve dedim ki bu sen tam karesin. Çünkü bu 5x'in karesi, bu 1'in karesi, bu ikisinin çarpımının iki katı burada var. Dolayısıyla bu 5x artı 1'in karesidir aslında. Şimdi Buna bakıyorum 24 x kare artı 9 x'i görünce de sen bir e hadi şey yapalım seni bir ortak parantez alalım çünkü ikisinde de aslında 3 x var diye gördüm ben 24 x kareyi aslında 3 x çarpı 8 x diye yazabilirim bunu da 3 x çarpı 3 diye yazabilirim o zaman diyorum ki 3 x parantezin alırsa 8 x artı 3 olur bunları aldıktan sonra geriye şimdi bunu o zaman bu şekilde yazdım bunu da bu şekilde yazdım ne soruyor bize? Üçüncü bölgenin kısa kenar uzunluğu 3x santimetre olduğuna göre ikinci bölgenin çevresinin uzunluğu kaç santimetre karedir? Şimdi bunun alanı biliyoruz. Yani şuranın alanı biliyoruz. E, buranın alanını biliyor muyuz? Birinci bölgenin alanını da biliyoruz. O zaman burası bir kere 5x artı 1'dir. Çünkü bunun karesiydi bunun alanı. Dolayısıyla buranın 5x artı 1 olduğunu Burası 5x artı 1 ise burası da 5x artı 1. Burası da 5x artı 1'dir. Bunları yazdık. Sonrasında burası da 5x artı 1'dir. Bunları yazdıktan sonra diyorum ki burası 3x'e burası da 3x'tir. Diyor ki bize 3. bölgenin alanı buymuş. Yani 3. bölgenin alanı buymuş. Bak dikkat 3x 8x artı 3'ün çarpımı. E, burası zaten 3x. E, uzun kenarı demek ki 8x artı 3'müş 3. bölgede de. Ha o zaman olay bitti neredeyse netleşti. Burasının hepsi 8x artı 3. E, burası 5x artı 1. Buraya ne kalır? O zaman 8x artı 3'ten... E, 5x artı 1'i çıkartıyorum. Alt alta da çıkartabilirim. Mesela bundan bu çıkar 3x kalır. E, bundan bu çıkar 2 kalır. 3x artı 2 yani şurası 3x artı 2 olur veya şunu dağıtarak da çıkartabilirim. Şimdi sonrasında ne soruyordu bize? E, ikinci bölgenin çevre uzunluğunu santimetre cinsinden bulunuz diyor. Cebirsel ifade yazılıyor. Yani bunun çevre uzunluğunu soruyor. Her kenarını biliyoruz artık. Bunun çevre uzunluğu kısa kenarla uzun kenarın toplamının iki katıdır. Yani aslında bunun çevre uzunluğu 5x artı 1 ile 3x artı 2'nin toplamını bulacağız. 8x artı 3 ve bunu da 2 ile çarpacağız. 16x artı 6'dır diyorum. Buradaki ikinci bölgenin çevre uzunluğu diyoruz. Uzunluğu birbirine eşit 3 rafta oluşan bir kitapla kendi arasında özdeş mavi ve kırmızı renkli kitapları aşağıda gibi yerleştirmişti demiş. Birinci ve ikinci raftaki kitaplar arasındaki mesafeler verilmiştir demiş. Üçüncü rafa yerleşen mavi kitap sayısı 10'dur demiş. O zaman her raf birbirine eşit olmak zorunda bu arada. Bu kitapla yerleştirilen mavi ve kırmızı renkli kitapların kalınlıklarını denklem olarak bulunuz demiş. Şimdi bir kere kırmızının daha ince olduğunu görebiliyoruz. Mavinin daha kalın olduğunu görebiliyoruz. Peki bunların arasındaki fark ne kadar? Bakın. Bu iki rafta da İki mavi burada var iki kırmızı burada var. Dolayısıyla bu iki aradaki mesafenin arasındaki fark yani 76 ile 73 çıkmasının temel farkı buradaki bir tane kırmızıyla bu kırmızı bu maviyle bu kırmızının arasındaki fark. Yani aslında mavi ile kırmızı arasındaki fark bunların arasındaki fark kadar. Çünkü zaten bunlar aynı bunlar aynı. O zaman diyorum ki şu... Kırmızı ile mavi arasındaki fark 76 ile 73 arasındaki fark kadar. Hatta şöyle denklem kurabiliriz. 76 artı e, kırmızı eşittir. E, 73 artı mavidir aslında. Dolayısıyla bunların arasında bunların arasında 3 santimetre fark olduğu bu 73'ü buraya atarsak 3 artı kırmızı eşittir mavidir. Yani aslında biz kırmızıya x dersek kırmızıya x dersek maviye x artı 3 dememiz gerekiyor diyoruz. Şimdi denklem kurarak bunu demiştik ya. O zaman hemen yapalım bakalım. Burada 10 tane mavi var. 10 çarpı x artı 3. Bu rafın uzunluğudur. Peki bu rafın uzunluğu nedir? Eşittir. 2 tane mavi yani 2 tane x artı 3 artı 73. 73 artı bir tane de kırmızı. X. Bitti bu kadar. Dolayısıyla bu denklemi çözdüğüm zaman aslında mavi ve kırmızı kitapların kanlıklarını bulabilirim. Hemen ne yapıyorum? Dağıtıyorum. 10x artı 30 eşittir. 2x bunu da dağıtıyorum. Artı 6 diyorum. Artı 73 artı x diyorum. Son durumda 3x artı 79 eşittir. 10x artı 30 diyorum. 3x'i karşıya atıyorum. Eksi 3x diye 7x kalıyor sol tarafta. Artı 3'ü karşıya eksi 3 diye atıyorum. 76 kalıyor. Ha burada bir hata yapmışım. Bu orası 30 olacak. 30'u karşıya atınca 49 kalacak. Pardon. O zaman 7x eşittir 49 x eşittir 7 santimetre oluyor. Bu hangisiydi? Kırmızıydı. O zaman mavi de 10 santimetredir diyoruz ve cevabımızı buluyoruz. Aşağıdaki şekilde CD doğru parçasının eğimi AB doğru parçasının eğimin ilk katı demiş. Yani buradaki doğru parçasının eğimi bunun iki katıymış. Tamam. Buna göre BC doğru parçasının eğimini soruyor. Şimdi eğim neydi? Aslında dikey bölü yataydı. Yani 8'i buna bölünce bunu buna bölmemizin ilk katı çıkıyor. Buna bunu bölünce ne çıkıyor? Yani AB'nin eğimini bulursak eğer MAB diyelim. 5 bölü 15'tir. Yani dikey bölü yataydır. O zaman 1 bölü 3'tür. O zaman bu neyimi 1 bölü 3 ise bu neyimi 2 bölü 3 olmak zorunda 2 katı olduğu için. O zaman bu neyimi de 2 bölü 3 olmak zorunda eşittir. 8 bölü buradaki uzunluk bilmiyoruz x diyelim. 8 bölü x'tir. O zaman burada işler dışarı çarpma yaparsak 2x eşittir 24'ten x eşittir 12 çıkar. Demek ki şurası 12 santimetreymiş. Şimdi bize diyor ki buradan buraya kadar 40'tır diyor. Burada 15 vardı. Burada 12 vardı. 27. 40'tan 27 çıktı. 23 değil 13 kalır. 13 santimetre burasıdır. Şimdi bize ne soruyor? BC doğru parçasının eğimini soruyor. BC doğru parçası şöyle bir doğru parçası olarak bir dik üçgen oluşturuyorum burada. Bu dik üçgene göre burası 5 ise burası da 5'tir. E burası 8 toplam o zaman buraya 3 kalır. Şimdi burası 3 ise bu dik üçgende aslında şunu büyütüyorum böyle. Şöyle bir dik üçgen bu. Şu parçayı bulduk 3 santimetre şu parçayı bulduk. Bir de şu parçayı bulmam gerekiyor. O da bununla aynıdır. Dolayısıyla burası da 13'tür. O zaman buradaki eğim yani bize sorduğu BC doğru parçasının eğimi 3/13'tür bölü 13'tür diyebiliriz. Aşağıdaki ABC eşkenar üçgeninin bir kenar uzunluğunu vermiş, çevre uzunluğunu santimetre cinsinden veren cebirsel ifadeyi iki farklı biçimde yazınız demiş. Şimdi bir kenar uzunluğunu verdiyse çevre uzunluğu bütün kenarları birbirine eşit olduğu için 3 tane 2x eksi 3'tür aslında ve bunu dağıtırsak eğer 6x eksi 9'dur diyebiliriz. İfadeyi iki farklı biçimde yazınız demişti. Bu birinci şekildir yani 6x eksi 9 şeklinde yazabiliriz veya bu da ikinci şekildir 3 çarpı 2x eksi 3 şeklinde yazabiliriz. Dolayısıyla e, çarpanları şeklinde ifade etmek ve normal cebirsel ifade şeklinde yazmak iki farklı biçimdedir diyoruz. Yatay uzunluğun dikey uzunluğun 3 katının 5 fazlasına eşit olan bir rampanın dikey ve yatay uzunlukları toplamı 25 metredir demiş bize. Buna göre bu rampanın eğimini bulunuz demiş. Hemen bir rampa çiziyorum. Diyorum ki e, bu rampanın yatay uzunluğu, dikey uzunluğu 3 katıymış. O zaman burası 3x'miş, burası x'miş. E, 3 katının 5 fazlasına eşit, özür dilerim. Burası 3x artı 5'miş demek ki. Dikey ve yatay uzunlukları toplamı 25 metreymiş. Bunların... Bunların aslında toplamı da 25 metreymiş. O zaman x artı 3x artı 5 de eşittir 25'miş. O zaman 4x eşittir 20 çıkar. Bu 5'i karşıya atarsam x eşittir 5 çıkar. Tamam bunu da bulduk. Buna göre bu rampanın eğimini de bulduğumuz demiş. O zaman bu 5. Ee, bu da e, 15 artı 5'ten 20. O zaman eğim dediğimiz şey de 5 bölü 20'dir diyebiliriz. Dikey bölü yataydan bulduk. Yani 1 bölü 4'tür diyebiliriz. Aşağıdaki koordinat düzeninde... ...her bölgede bir köşesi olacak bir biçimde... ...a, B, C, d karesi yerleştirecektir. Bu karenin köşelerinden biri... ...a, ikiye birdir demiş. A, ikiye birdir. Şu nokta. A noktası. Bir diğeri eksi 1'e birdir demiş. Eksi 1'e birdir. B noktası. Evet, her bölgede birisi olacak şekilde. Demek ki o zaman bu AB ise... ...hatta şöyle bir oluşturalım... AB ise e bunun da böyle bir şey olması gerekiyor. Ve böyle bir şey olması gerekiyor. Ve böyle bir şey olması gerekiyor. Çünkü bu aradaki mesafe 2 ve 1'den toplam 3'tür. O zaman bunun da 3 gitmesi gerekiyor aşağı. Birinci kattan 3 kat aşağı gidersek eksi ikinci kata geliriz. Ve burada da 3 kat, burası da 3 kat olması gerekiyor. Dolayısıyla diğer köşelerin koordinatlarını yazınız. Burası ve burasıdır. Burası C noktası, burası D noktası. C noktasının koordinatlarını yazıyorum eksi 1'e, x'i eksi 1, hop, ee, hatta şöyle birazcık yaklaştıralım, evet, ee, ys eksi 2, d noktasının koordinatlarını yazıyorum, x'i 2, e, y'si de eksi 2. Dolayısıyla bu şekilde koordinatlarını bulmuş olduk diyoruz. Ve hemen son sorularımıza yaklaştık artık bitiyor e, sınavımızda. Açılış ücreti 40 TL olan bir taksimetre gidilen her kilometre için 30 TL yazmaktadır. Ödenecek ücret ve gidilen yol arasındaki ilişkinin tablosunu. Ücret, ücret ve e, gidilen yol, e, diyelim ki yol da burası diyelim. Şimdi bunun tablosunu yap diyor. Bir kere e, kilometre başına para alıyor ve bu da TL, değil mi? Şimdi hemen tablosunu yapıyorum. Açılış ücreti 40 TL yani 0 kilometre gittiği zaman 40 TL ile başlıyor. Sonrasında her kilometre için 30 TL yazıyor. 1 kilometre giderse 40 artı 30 yani 70 TL oluyor. 2 kilometre giderse 1 70 1 30 daha geliyor üstüne. 3 kilometre giderse 1 30 daha geliyor üstüne 130 ve bu şekilde ilerliyor ve nereye kadar bilmiyoruz bakalım. Şimdi e, diyor ki bize neydi formülümüz tablosunu yazdık. X kilometre giderse acaba ne olur? Şimdi burada da şöyle düşüneceğiz. Neydi formülümüz? Y eşittir. Y eşittir. Başlangıç artı veya eksi değişim e, değişim çarpı x'ti. Hemen yazıyorum. Y eşittir. Yani ödenecek ücret eşittir. Başlangıçta 40 TL ödeyecektik. Artı artarak ilerliyor. Her kilometre başına bir kilometrede 30 TL yazmaktadır. O zaman 30 çarpı x şeklinde yazıyoruz. O zaman demek ki 40 artı 30 Çarpı x de bizim tablomuzun son durumudur oluşturup denklemini de bu şekilde yazıyoruz. Mesela 100 kilometre gidersek 40 artı 30 çarpı 100 yani 3040 TL para öderiz gibi düşünebiliriz. LGS dershanesinde seninle çok güzel çalışmalar gerçekleştirdik. Sana en büyük katkıyı ne sağlamıştır? Her hafta mini ve genel denemeler oluyordu. Bu denemeler sonucunda hata ve moral denemeleri oluyordu. Burada yaptığım yanlışları anlayıp bir daha o yanlışları yapmamaya çalışıyorum. Peki canlı derslere ne kadar katıldın? %60-70 civarı. Senin için o da yeterli olmuştu. Hızlandırılmış LGS dershanesi şimdi %80 indirimde. Detaylar tonguçakademi.com'da. Ve o zaman hadi bakalım size de sınavınıza başarılar. Aman ihmal etmeyin buradaki çözüm sorular aslında MEP örnek sorularının benzeri. Ve yazılı notları ve yazılı denemelerinde olan arkadaşlarımıza mutlaka kitaplarından çalışmalarını ihmal etmesinler. Ve buradaki provaları lütfen bitirin diyorum. Hadi bakalım ödül soruyu yapın yorumlara yollayın bakalım.